Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba. Ey Rabbi hasebi'z-zat vel hakikati gördük. 10. Değil mi? Ey Rabbi hasebi'z-zat vel hakikat 10 idi gördük. 3 tane hareket damme fete kesre. 4 tane harf vav ya elif nun. 3 tane hasıf, harekenin hasbı, ahirinin hasbı, illet harfinin, nunun hasbı. Ondan sonra İrabbi hasbı mahali gördük. 4 kısım, hareke-i mahza, huruf-u mahza, hareke-i malazım, huruf-u malazım. Hareke-i mahza 3, huruf-u mahza 3, hareke-i malazım 2, huruf-u malazım 1. Ne etti? 9. İrabbi hasbı mahal 9. Hareke-i mahza, damme fete kesre. Tamam, birincisi damme feta kesre. Bu ne oluyor? İsmi müfredi musarif, cem mükesser musarif. 2 damme feta gayrı musarif. Gayrı musarif. Damme kesre cem mükesser. Hareke-i mahza 3 bitti. Evet. Huruf-u mahza 3. Evet. Vav, elif, ya, esma-i sitte-i mutelle. Vav, ya, cem müzekkere salim, mülhakatı. Elif ya, ya tesniye ve mülhakatı. Tamam. Huruf-u mahzı da bitti. Evet. Hareke-i mahlazı ahire harfi sayı olduğu halde damme feta harekenin hasfı, damme feta illet harfinin hasfı. Ahire harfi sayı olduğu da ahire merfu zamiri bitişmeyen fiil mudari. Ahire harfi illet olduğu halde ahire merfu zamiri bitişmeyen fiil mudari. Ondan sonra ne kaldı? Ahirine cem'i müennesinden başka merfu zamiri bitişen fiil mudari. Huruf mahal hazı. Evet. Değil mi? Nun, nunun hasbı. Şimdi İrabbi hasebi sıfata geldik bir de. Mureplerin irabını beyan ederken aslında onları söyledik. Yer yer dedik ki burada halet-i refi lafzen zammeyle dedik. Bak lafzen. Ama ned'u'yu derken dedik ki halet-i refi takdiren dammeyle dedik. Değil mi? Ebul Kasım, Ebel Kasım'de İrabını yaparken demiştik ki elif lamlıya karşılaştığından dolayı halet-i refi takdiren vav ile, takdiren elif ile, takdiren ya ile. Demek ki İrab'ın bir de sıfatı var. İrab bi hasebi sıfat üçtür. Lafzı İrab, takdiri İrab, mahalli. Bir de sonuncusu mahalli İrab. Lafzı ve takdiri İrab mureplerde olur. Mahalli İrab ise mureplerde de olur, mebnilerde de olur. Tamam mı? Mureplerde olur. Niye? Çünkü bazen bir kelime lafzı bir irabı vardır, bir de mahalli irabı vardır. Tamam? Mesela merartu bi zeydin diyorsun mesela. Merartu bi zeydin. Lafzen mecrur. Değil mi? Abi. Ama diyorlar ki mahallen de mensup. Merartu'nun mef'ulü bi gayri sarih. Veya takdiri irab veriyor. Bazı nahivciler de ona takdiren diyorlar. Tamam? Evet. Şimdi irab bi hasebi sıfatı göreceğiz bugün. İrab bi hasebi sıfat 3. Lafzı, takdiri, mahalli. Bir kalıyor ne geriye? İrab bi hasebi nev'i. Nev'isini bu beyan etmiyor. Onu biz söyleyelim. İrab bi hasebi nev'i 4. Ne var? Raf'a. Nasb. Cer. Muhtasun bil ismi. Cezm. Muhtasun bil fi'lil mudari'i. Tamam. İrab bi hasebi nev'i. Şimdi bugün biz İrab bi hasebi sıfatı göreceğiz. Sümme İrabı ve Mu'rabin nev'ilerini bildikten sonra El-İrabu İrab. Şimdi dördüncü taksime geçti yani. İrab bi hasebi sıfat. İrab bi hasebi zatı gördük. İrab bi hasebi mahalli gördük. İrab bi hasebi nev'i gördük. Şimdi ne geldi? İrab bi hasebi sıfat. El-İrabu İrab. Yani mureplerin ahirine gelen hareke, harf, hazıf, irab oydu. Tamam mı? Murebin ahirinin kendisiyle değiştiği hareke, harf, hazıf. Tamam? İrab odur. Ma tegayyere. Ma o şey ki tegayyere bihi, onunla tegayyere diyor. Ahirul mu'rebi. Murebin ahiri onunla tegayyere diyor. Değişiyor. Min hareketin, ev harfin, ev hazfin. Tamam? Evet. Diyorsun ki dammeyle merfu. Diyorsun ki fethayla mensup. Diyorsun ki illet harfinin hasbıyla meczum. Onların nedeni
İrab'ın alametleri. Tamam. Evet. El-i'rabu İrab. Mureb'in ahirinin kendisiyle değişikliğe uğradığı hareke, harf, hazıf. İn zahara. Eğer zuhur ederse. İn zahara. Eğer zahir olursa. Zuhur eder. Açığa çıkarsa. Nerede? Fil lafzı. Lafızda. Yani fi lafzil mu'rabi. Mu'rabin lafzında. Mu'rabin kendisine sen onu telaffuz ediyorsun. Okuyabiliyorsan. Fi lafzil lafızda açığa çıkarsa yüsemma isimlendirilir. Hüve o. Ne? El-i'rabullezi zahara fil lafzı. Tamam mı? El-i'rabu irab isimlendir. Hangi irab? Ellezi zahara fil lafzı. Lafızda o zuhur eden, lafızda açığa çıkan o irab isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Lafziyen. Lafzi irab diye isimlendirilir. Niye? Livucudihi fil lafzı. Livucudihi, livucudil i'rabi fil lafzı, yani fit telaffuz. Lafızda mı? Telaffuz. Telaffuzda bulunduğu gibi. Tamam. Kema. Ne gibi? Kema. O misal ki geçmiş yani. Kema sebaka demektir. Geçtiği gibi bu lafz-ı irab. Nerede? Fil emfileti misallerin dımnında geçti. Misallerin içinde geçti bu lafz-ı irab. Hangi misaller? El mezkurati zikredilen misallerde geçtiği gibi. Tamam mı? Zikredilen misallerde geçtiği gibi. Ma sebakta caena er rasulü. Ne demiştik? Merfun biddammeti zahira. Ve saddakna el-rasulle. Mensubun bil-fethati zahira. Ve amennâ bil-rasulli. Mecrurun bil-kesrati zahira. Tamam. Arkada geçti. Nerede geçti? Bak. Rasulun, mu'cizatun, kütübün. Değil mi? Bak hep oralarda öyle. El-rasule, el-mu'cizati, el-kütübe. El-Rasul, bir-Rasulli, bil-kütübi, bil-mu'cizati. Hep İrab neydi oralarda? O geçen lafzı. Ama onların içerisinde takdiri İrab da geçti. Vardı. O geçtiği yerde biz İrab'ını yaparken söyledik değil mi? Evet. Ama ekserisi, çoğunluğu neydi? Lafzı İrab. Kema sebak, geçtiği gibi yani. Kema sebak. Fil emsiletil mezkurati zikredilen misallerde geçtiği gibi. Ve in lem yazher. Eğer zuhur etmediyse, geçmezse, zahir olmazsa yani. Ve in lem yazher, zahir olmaz, açığa çıkmazsa. Ne? Hüve o. Yani el-i'rabu irab. İrab zuhur etmezse. Nerede? Fil lafzı. Lafızda açığa çıkmadıysa. İrab lafızı açığa çıkmaz. Bel, bilakis, kuddira, takdir edilir, gizlendirilirse, tamam? Hüve o İrab. Nerede? Fi ahirihi, fi ahiril mu'rabi. Tamam, mu'rabin ahirinde. Niye açığa çıkamıyor? Limani'in min zuhurihi. O irabın zahir olmasına bir mani, bir engel bulunduğundan. Hatırla bakalım. Dedik ki, saral asi müstahikkan. El asi nasıl irab ettik? Yap bakalım irabını. Saral asi müstahikkan. Sara intikal etti. El asi günahkar. Ne olmaya? Müstahikkan lil azabi. Azabı hak edici olmaya. El asi. Bizim burada aradığımız el asidir. İsmi müfredi munsarif olmak üzere mureb'tir. Haleti ref'i takdiren zamme ile. Niye? Çünkü bak zamme ya üzerine ağır. Bir mani, bir engel. El asiyu diyemiyoruz. Listitkali zammeti alel ya'i. Ned'u. Ned'u'nun irabını yap bakayım. Ned'u. Bizim burada adımız ned'u'dur. Ahire harfi illet olduğu halde ahine merfu zamiri bitişmeyen fiil-i muzari olmak üzere mureb'tir. Haleti ref'i takdiren zamme ile. Niye? Çünkü ned'u vu. Değil mi? Evet. Ca'eni feten. Ra'aytu feten. Merartu bi feten. Ca'e geldi ni bana feten. Delikanlı. Ra'aytu ben gördüm kimi? Feten.
Delikanlı. Merartu ben uğradım bir feten. Bak feten, feten, feten. Değil mi? Evet. İrap açığa çıkabildi mi? Yok. Çıkamadı. Niye? Mani var. Mani nedir? Ahirinde elif-i maksura var. Elif irabı hareketini yapmaz. Kabul etmiyor. Etme. Mesela ca'eni feten. İrabını yaparsak diyoruz ki ismi müfret munsarif olmak üzere mureptir. Haleti refi takdiren dammeyle. Değil mi? Evet. Ra'eytu feten. Haleti nasmel takdiren feta ile. Merartu bi feten. Haleti cerri takdiren kesre ile. Feteyun. Feteyen, feteyin. Bel bilakis kuddira takdir edilirse hüve el-i'rabu i'rab fi ahirihi onun ahirinde takdir edilirse tamam. Evet. Yusemma isimlendirilir ne? El-i'rabu'l-lezi kuddira fi ahiril mu'rabi. Mu'rabin ahirinde takdir edilen o i'rab isimlendirilir. Ne diye? Takdiriyen. İ'raben takdiriyen. Takdiri irab diye ne yapar? İsimlendirilir. Örnek. Nahvu. Enel asi. Terkibindeki el asi murebinin irabı takdiridir. Değil mi? Evet. El asi murebin. Bu murebin irabı takdir. Ene mübteda. El asi haber. Haber. Küllü haber merfu. Küllü haberil mübteda. Mübtedanın haberi olan her haber merfudur. Evet. Bu da müpteda olan enenin haberi. O zaman merfu olması lazım. Hani nerede ref'anın alameti nerede? Ref'asının alameti var mı? Yok. El-asiyyu. Ya üzere damme ağır olduğundan açığa çıkamamış. Evet yapalım bunun irabını. El-asi bizim buradan el-asidir. İsmi müfredi musarif olmak üzere mureptir. Haleti ref'i takdiren zamme ile. Üç hal, üç harf, üç hal, üç hareke irabı tam harekeye marazıf. Evet. Hareke-i mahza. Bir daha yapayım Rabbim'e. El-asidir. Bizim burada aradığımız el-asidir. İsmi, müfredi, munsarif olmak üzere mureptir. Haleti, ref'i, takdiren, zamme ile üç hal, üç hareke, irabı tam, hareke-i mahza. Hareke-i mahza. Evet. Ve illem yazher. Eğer zuhur etmezse, irab açığa çıkmazsa. Lafızda açığa çıkamadı. Velem yukadder takdir de olunmadıysa gizlendirilmediyse nerede fi ahirihi murebin ahirinde fi ahiril mu'rabi murebin ahirinde takdir de edilmedi. Lafızda açığa çıkmadı. Ahirinde de takdir edilmediyse müsemma isimlendirilir. El i'rabu o i'rab. Hangi i'rab? Ellezî lem yazhar fil lafzı. Lafızda açığa çıkamadı. وَلَمْ يُقَدَّرْ فِي آخِرِهِ O mureb'in ahirinde de takdir edilmedi. İşte bu mureb isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? مَحَلِّيَّنْ Ona ne denir? İrab-ı mahalli denir. Tamam mı? Ona ne deniyormuş? İrab-ı mahalli. İraben mahalliyen mahalli irab. Ne demek? O kelime oradan kalksa onun yerine İrabı alabilecek bir kelime gelse olacak olan irab. Oraya verilecek irab. Mahalli irab o demek. Neyse. O mahal yani. O mahal mecrur mahalli diyor. Ne demek? Mesela merartu ala men caeke sana gelene uğradım dedi. Merartu ben ala men. Ala men dedim bak men. Men mebni. Başında ala var. Ala ceretti mi? Men'in mahallini ceretti. Ne demek? O men kalksa orada. Yerine zeyt gelse ne olacak? Ala zeydin. Tamam mı? Bak. Evet. Eğer irab lafızda açığa çıkamadı ve murebin ahirinde de takdir edilmediyse müsemma isimlendirilir. Hâzel i'rab. O irab isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Mahalliyen. Ona mahalli irab ismi verilir. Örnek. Nahvu. Tevekkelna ala men la ye'til hayru illa min cihetihi. Terkibinde vak olan men lafzı gibi. Men mebnidir. Lafzı ve takdiri irab alamaz. Mahallen mecrur bi ala. Evet. Ala ile mahallen mecrur. Tevekkelna. Biz tevekkül ettik. İ'temedna. Dayandık, güvendik. Kime?
kimi üzerine tevekkül ettik? Alâ men, ol zata. Ol zata tevekkül ettik ki o zat la yeti gelmez. El hayru, hayır gelmez. İlla ancak hayır gelir. Min cihetihi, onun tarafından. Hayır ancak kendisi tarafından gelen zata biz tevekkül ettik. Hayır ancak kendisinden gelen. Kimdir o? Ve huvallahu teala. Allah-u Teala Hazretlerine biz tevekkül. Bak şimdi burada men lafzı mefni olduğu için buradaki men'e diyoruz ki mahallen mecrur. Çünkü ala harfi cer. Harfi cer dahil olduğu ismin ahirini cer edemedi. Bunun ahirini cer edemedi. Ahirinde kesre açığa çıkamaz. Çünkü men, men olarak sükun üzere mebnidir. Mebniyün ala sükun. Sükun üzere mebni. Ne demek? Harekesi ve sükunu amile bağlı değil. Vad'i itibariyle sükun üzere mebni değişmez. Ama o menin mahalli mecrur diyoruz. Men, mecrurun mahallen. Ne demek men, mahallen mecrur? Men'i kaldır oradan. Ala'yı getir, oku orayı. Evet, oku bakalım. Alallahi. Hi. Gördün mü? Demek ki o men'in bulunduğu yer mecrur yeridir. Yani mecrur olan ma'mulun yeridir. Mecrur olan ma'mulun yerine geçmiş. Onun mahallen mecrur. Yani oradan kalkıp da irab-ı lafzi veya irab-ı takdir alacak bir kelime gelse o ne olacak? Lafzen takdire mecrur olacak demektir. O mahal mecrur mahalledir yani. Ama men mebniyün aleh sükun olduğu için onun sonu ne yapmaz? Kim gelirse gelsin değişmez. İnne de gelse inne men, darabe gelse darabe men, ala gelse ala men, men men. Refte de men, nasbde de men, cerde de men. Lafzı değişmiyor, takdiri değişmiyor ama ne oluyor? Mahallen mecbur oluyor. Evet, bizim men, burada aradığımız mendir, mamudur, mamulü mecburden harfi cerle mahallen mecbur evet, deriz hani. Evet, mendir, mamuldür, mamulü mecburden harfi cerle mahallen mecbur. Mahallen mecbur yani oraya mecrur olabilecek lafzen veya takdiren irab olabilecek bir kelime gelse o zaman ne olurdu o? Lafzen veya takdiren mecrur olurdu. Ama bu men mebni olduğu için, mebni ala sükun olduğundan dolayı onun ahiri ne yapmıyor? Değişmiyor. Uğramıyor. Evet. Velhamdülillahi rabbil alemin.